Iskat işte mesela yemin, oruç ikisi için de uygulanabilir. Burada vefat eden kişinin eğer biz şu kadar yemin borcu vardır. Mesela bir yemin kefareti vardır. Bunu biliyorsak eğer net bir şekilde mesela vasiyette bulunmuş olabilir. Yakınları bir şekilde biliyor olabilir. Net biliyorlarsa kaç yemin kefareti varsa o yemin kefaretini ödemeleri güzel olur. Tabii vasiyette bulunmuş mal bırakmışsa zaten zorunlu olur. Dolayısıyla burada bir de oruç. Mesela oruç biliyoruz ki şu kadar oruç tutmadı. O tutamadığı günler için hani son dönemde mesela rahatsızlık çeken, orucu tutamayan, bu şekliyle vefat eden kişilerin o tutamadığı oruçların fidyesi ödenir. Burada işte ıskat dediğimiz aslında yani fıkhi doğru olan anlamı budur. Bazı burada işte iş başka boyutlara getirilip farklı uygulamalara da çevriliyor ama bizim bahsettiğimiz doğru olan yemin ve oruç kefareti fidyesini ödemek bu doğrudur. Yani dediğim gibi zaten eğer mal da bırakır, vasiyette bulunursa benim şu kadar oruç borcum var, şu kadar yemin kefaretim var. Zaten evet. Yapmak zorundalar. Böyle bir şey yapmazsa, yakınları biliyorsa yerine getirmeleri güzel olur. Ha bilmiyoruz ama yani biz velev ki belki vardır. İşte bazı tutamadığı, yerine getirmediği yeminler vardır. Belki tutamadığı bazı oruçlar vardır. Arada geçmiştir tarzında. Evet. Böyle bir şeye binaen arkada kalanlar, geride kalanlar dilediği miktarda yapabilirler. Efendim biz bir aylık oruç şeyi verelim mesela işte 40 çarpı 30 1200 lira verelim diyebilirler. Veyahut da işte 3 tane yemin kefareti sanki varmış gibi biz 10 fakirden 30 fakir yine bir kefaret verelim diyebilirler. Bunun önünde bir engel yok. Hatta yapmak da güzel bir davranış olur. Namazlar için yapılabilir mi hocam bu? Namaz konusunda zaten bir tavsiye, bir emir olarak şeyi görmüyoruz. Şimdi biz orucu neye dayandırıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de tutulamayan oruçlar için yerine fidye ödenir. Evet. Yemin aynı şekilde kefaret belirtiliyor. Fakat oruç, namaz için böyle bir şey yok. Namazın yerine para ödenmesi durumu da yok. Bazı alimler yani oruçta böyle bir şey var, namazda da umulur ki Allah belki bu verilen sadakaların şeyine bağışlayabilir diye. Fakat bizim halk tarafında bu biraz yanlış uygulanıyor. Sanki bu kılmadığı namazlar yerine geçiyor, böyle bir şey ödeyelim. Hatta ve hatta ne yazık ki şunu da görebiliyoruz. Yani ne de olsa zaten iskatı verilecektir. Yani sanki o namazlar kılınmasa da olur gibi. Belki bazen uç örnekler ama bunlar bile görülebiliyor. Ama temel olarak namazların iskatı diye bir şey yoktur. Bahsettiğimiz fıkhi olarak oruç ve yeminin ıskatı vardır. Onların yerine kefaret fidye ödenir. Ama namaz için böyle bir şey yoktur. Bu ıskat imam eşliğinde mi yapılıyor hocam? Yani normalde imam olma şartı yoktur. Burada taraflar bahsettiğim şekliyle tabii orada da işte bir belki tören şeklinde yaparsak aslında bu da doğru değil. Yani biz sadece eğer biliyorsak yani işte bir aylık mesela oruç borcu var. Zaten bellidir 30. Şu anda evet. 30 çarpı 40 liradan bunu öderiz. Yani bunun için bir imamı çağırıp da efendim biz iskatı yapalım buna gerek yok. İşte yemin, bir yemin kefareti ödemek istiyoruz. 10 fakir ücreti bellidir. Yine 40 lira çarpı 10, 400 lira çıkarılıp fakirlere verilir. Bunu bir imam çağırıp veya birisini çağırıp bir tören tarzında yapmaya gerek yok. Sadece buradaki mesele, ha şu olabilir işte yani. Ya biz bu konuda bir imama danışalım. Acaba ne olabilir? Bunu nasıl yapabiliriz diye bilgi almak maksatlı olarak sorulabilir. Ama ıskat için bir tören yapmaya gerek yok.